Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine hep yeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni çıkacak olan mobil oyunun biraz muhabbetini, biraz sohbetini yapacağız. Ve bu oyunun hani şu anlık son gelişmeleri nelermiş, ne durumdaymış bir onu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu çıkacak oyunun zaten önceden de videosunu sizlere çektim. ve birçok özelliğini açıklamıştık. Bu özellikler neydi? Bu videoyu ilk kez gören arkadaşlar için tekrar edelim. Bu oyunda sadece tırlar yok. En büyük özelliklerden bir tanesi bence bu. Çünkü genel olarak bütün oyunlarda, tır oyunlarında sadece tırlar olur. Ve sadece tırlar, tırları kullanabilirsiniz. Bu oyunda öyle bir özellik yok. Bu oyunda nasıl bir özellik var? Şirket aracınız var. Şirket aracına binip sağ sola da gidip gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bize bir araç tahsil edilmiş. Ee, bu tahsil edilen araç hani kamyon tır değil. Normal küçük bir e, taksi diye, diyebileceğimiz küçük bir araç arkadaşlar. Bu araçla sağa sola gidebiliyoruz. İş, iş alabiliyoruz. Ee, i̇şte şeyde notta Yazdığı notta iş alabileceğimizi söylemişti yanlış hatırlamıyorsam da hani böyle bir yere gidiyoruz iş alıyoruz ondan sonra tır, tır alıp gidiyoruz falan filan gibi bir muhabbet dönüyor ee, yani yazılan notta bunu çıkarıyorum ee, ve bu bu buna benzer birçok e, olayı yapabiliyoruz arabayla yani sağa sola istediğimiz yere gidebiliyoruz. Şimdi bunun e, faydası oldu. Bunun şöyle bir faydası oldu. Bu mobil tır oyunlarının kalıplarını biraz zorlamış oldu. Yani nasıl her oyunun bir kalıbı vardır. Mantık olarak hepsi aynıdır. Yani tır alırsın sürersin. Şimdi bu oyun yaparken bir hikayeye de ihtiyaç var ya. Bu hikayenin temel unsurları aynıdır. Nedir? Tır almak, yük almak, bir yerden bir yere yük taşımak. Bu. Ama bu oyun yaptığı bu hamleyle beraber kalıpların biraz daha dışına çıkmayı başardı. Yani açıkçası bunu söylemem mümkün. Onun dışında masa filan vardı. Yemek yeme filan vardı. Bu baya bir kalıpları zorlayan şeyler aslında. Çünkü oyunda ciddi anlamda bir karakter var. Ve bu karakter birçok şeyi yapabiliyor. Yemek yeme falan filan gibi olaylara da dahil. Ve bu karakterin işte şirket aracına binebilme falan filan gibi özellikleri de dahil. Şimdi bu kalıpları baya baya aşmak anlamına geliyor. Ee, bu kargo simülatör 2021'de bunu yaptı ve çok da takdire şayan bir hareket gerçekten. İşte o da e, dinlenme tesisinde bir karakter inip gidiyor bir yerde oturuyor çay içiyor. Yani bu kalıpları biraz zorlamamız gerekiyor. Bu kalıpların biraz daha dışına çıkmamız gerekiyor. E, oyunun biraz daha farklı olması gerekiyor. Yani tamam grafikler işte modellemeler on numara her şey çok güzel olur ama biraz da hani farklı şeylerin de olması gerekiyor ki herkes biraz oyunu sevsin oyuna bağlansın. Grand Track Simulator'dan örnek vereyim. Bu oyunda farklı olan neydi? Bu oyunda farklı olan e, motoru açıp motoru yapabiliyor olmamız. İşte hasarlı araç alıp e, yapabiliyor olmamız. Yeni motorlar takabiliyor olmamız. Motorlar da geçtim yeni parçalara kadar. Motorların parçalarını alıp yapabiliyorduk. Mesela ne diyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor mesela? Oğlum işte motor yağ yakıyor mesela. Gidip segmanı yaptığın zaman yağ kaçağı duruyor. Yağ kaçağı önlenmiş oluyor. Ya da bir kaza yaptığın zaman e, motorun, aracın motoru e, hasar almış oluyor. Fanı, radyatörü hasar almış oluyor. Hararet yükseliyor. Ya da işte balatalar ısındığında lastik patlıyor. Şimdi bu Grand Truck Simulator işte bu şekilde kalıpların... Bir hayli dışına çıkmıştı. Bundan belki de çok sevildi ve çok tutuldu. Ama e, genel anlamdaki oyunlar yani çıkan her oyunda aynıdır. E, çok fazla bu şekilde özellik içermedi. Yani ETS2'ye baktığımız zaman da bu şekilde çok fazla özellik içermez. E, i̇şte tırdan inme yoktur mesela ETS2'de. Ama başka tırlar, oyunlarda var. E, bu neden bu şekilde hiçbir fikrim yok. E, ama yani bu Belirlenmiş kalıpların dışına Çıkmak her zaman iyidir ee, Çünkü yani farklı şeyler Yapmak gerekiyor hani herkes oyun yapabilir Ama herkes e, tutabilecek bir oyun Yapması mümkün değildir bu tutabilecek Oyunların e, Belli kalıplara ihtiyaçları olduğu için e, Belki de Bu kadar yapması zor bu kalıpların Dışına çıkmak gerekiyor yani çıkan o Yapımcılar var mı var canı gönülden Tebrik ediyorum cidden özellikle bu oyunda Mesela bu oyunda şu anlık tabi her şey belli değil Fakat belli olan bölümünü ele alırsak şunu söyleyebilirim bu oyun baya baya bir kalıpların dışına çıkmış. Gayet güzel özellikle hani karakterin oturup yemek yemesi falan filan olayları varsa zaten 10 numara 5 yıldızdır. Yani bundan dolayı oyunu ilk gördüğüm andan itibaren baya bir heyecan duydum oyuna karşı. Ve hani mobilde baya sağlam bir yer edineceği kesin gözüyle bakıyorum. Tabi şu anda modellemeler falan ortada işte bazı araçlar yapılmış içi dışı gösterilmiş. Bu modellemelerden yola çıkarak da şunu da diyebiliyorum oyunun modellemeleri de gayet güzel bence. Tabi bir görselle ne kadar çok anlaşılabilir bu da bir soru ama elimizde başka veri olmadığı için yapacak başka bir şey de yok. Tabi ki görseller yanıltabilir ama ne kadar yanıltabilir bu da bir şey yani bu da bir soru. Bundan dolayı en sağlam analizi en sağlam şeyi tabii onu oyun çıktığında göreceğiz. Ee, ama yani şu anki elimizdeki verilere dayanarak e, yorum yapıyorum. E, ve oyunun gerçekten kaliteli e, grafiklere sahip olacağını ve kaliteli modellemelere sahip olduğunu diyebiliyorum. Çünkü bizimle paylaşılan görseller ve bizimle paylaşılan e, işte video gerçi bunda hiç paylaşılmadı ya. Bizimle paylaşılan görsellere bakıldığı zaman diyeyim çünkü videoyu hiç hatırlamıyorum gayet sağlam olduğunu gösteriyor. Şu anda mesela sadece garaj var. Garajın etrafında hiçbir şey yok. Haritalar yapılmamış. Haritalar daha hazır değil. Oyunun çıkış tarihi biraz geç olacak. Yani bir iki seneyi bulur bence. Hemen çıkmaz. Çünkü hiçbir şey hazır değil oyunda. Çıkması için baya bir uğraşılması baya bir çaba gösterilmesi gerekiyor. Bundan dolayı şu anda oyunun çıkış tarihine baya bir var. Çünkü oyunda hiçbir şey yok. Yani sadece işte tane tır var. Birkaç tane tır var. Onların görselleri var. Garajın görseli var. Ama garaj da tam değil. Sağına soluna baktığınız zaman o da boş. Yani harita bile yok. Bundan dolayı e, bunun çıkması baya bir uzun sürecek. E, Yapımcılar tabi gün geçtikçe her gün bize yeni bilgiler paylaşıyor. E, i̇şte bu şirket aracını paylaştılar. Yani Sonuçta şirket aracıyla sağa sola gidebileceksiniz falan gibi e, bir özelliğin bulunduğunu söylediler. Ve bu özelliğin e, Hangi araçta olacağını da söylediler. da görselini attılar. Ee, onun dışında herhangi bir, bir bilgi geldi mi? Şu anlık herhangi bir bilgi yok. Ama çıkış tarihini e, soracak kadar bir hazır bir alt yapı yok. Yani o kadar hazır değil oyun henüz. E, bundan dolayı yani bir uzun süre var. Ama e, dediğim gibi yani bu oyun çıktığı zaman baya bir ses getirecek diye tahmin ediyorum. Çünkü belirtilmiş kalıpların bir hayli dışına çıkmış gibi. İşte şu karakter özelliği özellikle baya bir oyunu cazip hale getiriyor. Bugünkü videodan bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve like atmayı lütfen unutmayın.